İsrail Devleti'nin Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılar her geçen gün sertliğini artırıyor. Tüm dünyanın gözü Filistin'in bu küçük şehrine çevrilmiş durumda. Neredeyse her gün dünyanın çeşitli yerlerinde Filistin'e destek gösterileri yapılıyor. Son günlerde ise bu savaşa kimin dur diyeceği ile ilgili tartışmalar artmış durumda. Ukrayna'daki başarılı arabuluculuk deneyiminden sonra Türkiye ismi bu kez Hamas-İsrail savaşı için konuşuluyor. Dünyadan Türkiye'nin bu bölümünde dış basında Türkiye'nin bu savaşı durdurup durduramayacağı ile ilgili haberleri inceliyoruz. Diplomasi ise Hakan Fidan'la birlikte hız kesmeden yürüyor. Fidan geçtiğimiz bir hafta içerisinde 5 ülkeyi ziyaret etti. Fidan'ın Gazze ile ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğini de birazdan yabancı basının gözünden okuyacağız. Bu arada Orta Doğu'da gerilim artarken Kafkasya bölgesinde yıllardır yaşanan bir kriz çözülmüş olabilir. Geçtiğimiz haftaya gidelim. İran'ın ev sahipliğinde Hakan Fidan'ın da katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıdan sonra Rusya Dağlık Karabağ'daki ana sorunun çözüldüğünü söyledi. Birazdan bakacağız. Son bölüme geldiğimizde ise bizi Libya karşılıyor. Amerika, Türkiye'nin Libya'daki varlığının artmasını istiyor olabilir. Fakat uluslararası basında yazılanlara göre Avrupa pek de aynı fikirde değil. Birazdan Libya masasındaki son duruma ve Türkiye ile ilgili konuşulanlara da bakacağız. Dünyadan Türkiye başlıyor. Türkiye, Filistin'de barışı sağlayabilir mi? Uluslararası basında Türkiye'nin Hamas'la İsrail arasında arabuluculuk yapabileceği tartışılıyor. El Cezire'de çıkan haberle başlayalım. Katar merkezli gazete, Türkiye, Filistin ve İsrail arasında arabuluculuk yapmak için eşsiz bir konuma mı sahip sorusunu sordu. Haberde, Gazze Savaşı Türkiye'nin yalnızca İsrail'in Filistin bölgesini bombalamasına son vermekte kalmayıp, aynı zamanda dünyanın en zorlu çatışmalardan birine kalıcı barış getirmesi için potansiyel bir arabulucu olarak öne çıktığını gördü, diye yazıldı. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yapılan tahıl anlaşmasındaki başarısından ve arabuluculuk konusundaki başarısından bahsedildi. Savaşın ilk gününden itibaren Türkiye'nin gerilimi düşürme konusunda etkin bir rol oynadığı belirtiliyor. Türkiye'nin garantör ülke fikrine İsrail tarafının sıcak bakmadığı çünkü bu durumun İsrail'in zayıflığı olarak algılanacağı yazıldı. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, İsrail ile Hamas anlaşmazlığında Türkiye'nin arabulucu rolüne değindi. Marianna Belenkaya'nın kaleme aldığı analizde, Türkiye ateşkes çağrısı yapmak yerine İsrail ile Filistin-Hamas hareketi arasındaki savaşı sona erdirme fikrini öne süren az sayıdaki ülkelerden biri oldu. Ankara, özellikle çatışmanın taraflarının her biri için bir garantör kurumu oluşturmayı teklif ediyor ve kendisi de Filistin tarafında garantör olmaya hazır. Plan henüz soyut ama Türkiye bunun üzerinde çalışacak yorumlarına yer verildi. Analizde İsrail ve ABD'nin İran'ı Hamas ve Lübnan Hizbullah'ına destek vermesi sebebiyle suçladığına vurgu yapıldı. Türkiye ve Rusya'nın İran'la olan bağları sayesinde arabulucu olabileceklerine dikkat çekildi. Geçtiğimiz hafta Hakan Fidan'ın seyahat ajandası epey kalabalıktı. Fidan 17 Ekim'de Lübnan'ı ziyaret etmekle başladı yoğun diplomasi trafiğini. Dışişleri Bakanı Lübnan'da katıldığı basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hakkında konuştu. Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var dedi. Fidan ayrıca yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusunda çabalarının sürdüğünü belirterek Hamas'ın siyasi kanadıyla görüşmelere başladıklarını söyledi. Daha sonra Fidan Ürdün'den Cidde'ye geçti. 18 Ekim'de ise Suudi Arabistan'daydı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldı. Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir Es-Sabah'la görüştü. Suudi gazete bu görüşmeyi manşetten verdi. Prens Faysal'ın Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve gerilimin durdurulmasındaki zorunluluk ele alındı diye yazdılar. Fidan'ın sonraki durağı ise Mısır'dı. Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüler. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Kahire'de Gazze kriziyle ilgili bir barış zirvesi düzenlendi. Fidan da davetliler arasındaydı. Egypt Today gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Gazze'ye acil insani yardım erişimi çağrısında bulundu, başlığını attı. Sisi ve Fidan, mevcut kötüleşen koşullara radikal ve kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması çağrısında bulundu, diye yazdılar. Hakan Fidan Mısır'da Almanya Dışişleri Bakanı'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Gazze saldırıları başta olmak üzere Filistinlilere insani yardım ve Gazze şeridinden tahliyeleri görüşmek üzere bir araya geldiler. Diplomatik kaynaklar ikilinin ayrıca savaşın harap ettiği Ukrayna ve Karabağ bölgesindeki duruma da değindiğini söylediler. Hakan Fidan'ın ise çatışmayı sona erdirmek için önerdiği garantörlü sistem bu ziyaretler esnasında dünya basınında çok konuşuldu.
Londra merkezli Middle East Eye sitesinde çıkan yazıda Türkiye çatışmayı sona erdirmek için garantörlük sistemi önerdi. Başlığı kullanıldı ve bu öneriden bahsedildi. Haberde Fidan'ın açıkladığı formüle göre her iki tarafın garantörleri varılan anlaşmaların bozulmaması için sürekli hareket halinde olacak diye yazıldı. Uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında yazar ve araştırmacı olan Enes İlman, El Cezire'nin Arapça servisine konuştu. Garantörlü mekanizmanın çalışma prensibinin tarafların bir arada oturmaya hazır olmadığı ve yüz yüze müzakere etmek istemediği düşüncesinden yola çıkmak olduğunu söyledi. Bunun da taraflar arasında iletişim fikrini güçlendirdiğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin arabuluculuğu ile ilgili bir haberde Bangladeş basınında yayınlandı. The Business Standard gazetesi, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasında potansiyel arabulucu olarak eşsiz rolü başlığını kullandı. Haberde şöyle yazıldı. Türkiye'nin benzersiz konumu, tarihi bağları ve diplomatik çabaları onu İsrail-Filistin çatışmasında potansiyel bir arabulucu haline getiriyor. Türkiye'nin kalıcı bir barışı kolaylaştırıp başaramayacağı ilgili tüm tarafların anlamlı bir diyalog ve uzlaşmaya varma konusundaki istekliliğine bağlı olacaktır diye yazıldı. Orta Doğu'da gerilim artarken Kafkasya bölgesinde yıllardır yaşanan bir kriz çözülmüş olabilir. Geçtiğimiz hafta İran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Karabağ toplantısından sonra Rusya bir açıklama yaptı. Dağlık Karabağ'daki ana sorunun çözüldüğünü söyledi. 23 Ekim günü ise Fidan İran'daydı. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik bölgesel işbirliği platformu toplantısına katılmak için gittiği Tahran'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Ardından gerçekleşen zirvede ise Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi. İran'da Karabağ sorunuyla ilgili gerçekleşen toplantıya Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları katıldı. Bu kapsamdaki son toplantı ise en son geçen yıl gerçekleşmişti. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasından sonra gerçekleşen ilk görüşmeydi bu. Rusya tarafı toplantının ardından açıklama yaptı. Barış anlaşması üzerinde daha fazla çalışma yapılacağını fakat asıl sorunun bu toplantıyla birlikte çözüldüğünü açıkladı. Fidan bir yandan İran'da Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüşürken diğer bir yandan Karabağ bölgesi ve çevresinde Azerbaycan'la ortak askeri tatbikat düzenlendi. Tatbikata 3000 kadar askeri personel, 130 zırhlı araç ve 100 topçunun katıldığı duyuruldu. Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Karabağ Savaşı'ndan sonra ilk kez bir araya geldiler. Fidan görüşmede ulaşım bağlantılarına duyulan ihtiyacı vurgulayarak stratejik Zengezur Koridoru'nun açılmasına da gönderme yaptı. İran Devlet Medyası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran'ın Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki mevcut çatışmaların çözümüne yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de barış için diplomasi trafiğini sürdürürken geçtiğimiz hafta Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. İsrail-Hamas savaşı başta olmak üzere Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konuları görüşmenin ana gündem maddeleriydi. Libya'daki son durum Katar merkezli haber ajansı El Cezire'de analiz edildi. Türkiye'nin Libya'daki varlığının ABD tarafından desteklendiğinin belirtildiği uzman görüşlerine yer verildi. Celil Hurçi'yi durumu şöyle özetledi. ABD'nin sahip olduğu tek mekanizma Türkiye'nin varlığı. ABD Türkiye'ye baktığında bir NATO üyesi görüyor. Amerikan perspektifinde bu istenen bir durum. Aynı zamanda ABD'nin Rusya'nın varlığını genişletmesini önlemek için bir araca ihtiyacı var. Sonuç olarak Washington Türkiye'nin Libya'daki varlığına olumlu bakmış oluyor. El Cezire analizinde ABD'nin Türkiye'nin Libya'daki varlığına olumlu baktığını ancak Avrupa için bu durumun rahatsız edici olduğu belirtildi. Fransa'nın çıkarlarına ise ters olan bu durumun artık İtalya'yı da rahatsız etmeye başladığı ve özellikle de Libya'yı arka bahçesi olarak gören İtalyan aşırı sağcı hareketlerin bu konuda başı çektiğine işaret edildi. Analizde ekonomik anlaşmalara da dikkat çekildi. Brookings Enstitüsü'nden Dış Politika, Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi'nden Federica Saini Fazzonetti, Rusya ya da Türkiye'nin Libya'da imzaladığı her anlaşma Avrupalı ortaklar için zayıflama anlamına geliyor, dedi. Avrupa'nın Libya'daki Türk ve Rus gücünü ulusal çıkarlarına bir tehdit olarak algılandığını belirtti Fazzonetti. Son olarak Libya kıyılarını kim kontrol ediyorsa göç akımlarını da o kontrol ediyor ve bu Brüksel'in hafife almaması gereken stratejik bir konu şeklinde yorumladı. Fransa merkezli Africa Intelligence haber ve analiz portalı, Washington Libya'da Türk askeri varlığının devam etmesini kabul etti başlığıyla bir haber yayınladı.
Doğu Akdeniz bölgesi bildiğiniz gibi dünyanın önde gelen ekonomik ve askeri güçlerinin stratejik hesaplar yaptığı bir bölge. Türkiye ve Libya arasında 2019 yılında Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarını belirlemek üzere yapılan anlaşmadan sonra bölgedeki enerji rekabeti daha da arttı. Ve Libya Doğu Akdeniz'de önemli bir aktör haline geldi. Habere göre ABD, Halife Hafter'i Türk askerinin Trablus bölgesinde kalmasına izin vermesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ve Wagner'in Sirenaika ve Fizan'dan sınır dışı edilmesi için baskı yapıyor. Az önce de dediğimiz gibi Doğu Akdeniz'de enerji rekabeti artıyor. Afrika Intelligence'ın bu haberine Yunan medyası tepki vermekte gecikmedi. Yunan Pentapostagma gazetesi haberi ABD Rusları Libya'dan çıkarmak için Türklerle oyun oynuyor başlığıyla geçti. ABD'nin Libya'daki Türk varlığını kabul etmesi, ülkenin gelecekte büyük bir Türk askeri üssüne dönüşmesi için önemli bir adım olduğu, aynı zamanda Yunanistan için son derece olumsuz sonuçlar olacak Türk-Libya mutabakatına da içerik kazandırdığı yazıldı. ABD, Libya'nın anahtarlarını Türklere veriyor. Yorumları yapılan analizde ABD'nin tek hedefinin Rus paralı asker şirketi Wagner'in bölgeden çekilmesini hedeflediği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki askeri varlığına bu sebeple yeşil ışık yaktığı yazıldı. Yunan medyası Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının ABD tarafından desteklenmesinin Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracağına işaret etti ve bu durumun Atina ile Ankara arasında bir kopuşa yol açacağı yorumunu yaptı.